Merhaba, Dilan ben de. Kusura bakmayın, bahçeyle uğraşıyordum da. Hiç sorun değil. Ben de çok severim bahçeyle uğraşmayı. Hoş geldiniz, Baraman. Memnun oldum. Hakan önemli bir toplantı için Londra'daymış galiba. Evet, İngiltere'nin büyük restoran zincirlerinden biri yeni bir konsepte geçmek istiyor. Onun görüşmelerini yapıyorlar. Çok sevindim. Olması gereken olmuş. Hakan işini her zaman büyük bir ciddiyetle yapar. Nereden çıktı şimdi bu kadın? Çok güzelmiş. Yüzüğü de yok. Bekar demek ki. Su gibi gerçekten de. Ben şu halime bak. Kavanoz gibi dolaşıyorum ortalıkta. Sakın alınma oğlum. Senin ilgisi yok. Annen kendi bakımsızlığından şikayetçi. Bu Hakan'ı da hiç tanımıyorum ki sohbete girsem. Çalışma odasına geçelim mi? Evet evet, çiçekler iyi durumda. Güzelim, çalışma odasına geçelim mi? Hay Allah, affedersiniz. Kafam çok dalgın. Ya geçelim tabii. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım, üstümü değiştireyim, geliyorum. Tamam, bekliyoruz seni. Tamam. Buyurun Meryem. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Çay, kahve? Kahve olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl geçmek istersiniz? Ben şimdi böyle geçeyim. Tabii ki, buyurun. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü menümüzde patlıcanlı kebabımız ve şehriyeli pilavımız var. Denemek ister misiniz? Ben birazdan sipariş vereceğim. Olur tabii, nasıl arzu ederseniz. Menümüz burada, o zaman seslenirsiniz. Olur, olur. Karşılama, samimi, amyans tamam, temizlik, temizlik de tamam. Bu gündüz için biraz fazla abartı. Bilemedim. Bunda rengi şey gibi sanki. Boğuk. Geç kalacağım. 2 saatte giyinemedi diyecekler. Uğraştığımı anlayacaklar. Bir de işe yarasa bari. Olmaz ki bu bana. Ya sen olsa da güzel durmaz. Of, ne kadar salmışım ben. Şule Hanım'ı görene kadar hiç farkında değildim. Kadın yanımda ay gibi parlıyor resmen. Of.
şöyle güzelce giyinip gideceğim bir tane kıyafetim yok. Hayır, kıyafetin ne suçu var ki? Buzdolabının önünde kamp kurarken iyiydi. Şimdi güzeller güzeli kadının yanında yorgan orucu gibi kal bakalım Dilan. Afiyet olsun. Yasmin, sen bunlara devam et, ben telefona bakayım. Tamam. Hadi buyurun, ev yemekleri. Bugünkü menümüzde patlıcan kebabı var, şehriyeli pilav var, yanına da mis gibi açık ayran var. Tatlı olarak da şekerpare. Tamam, 3 tane. Hemen gönderiyorum. Teşekkürler. Yasmin Hanım, 3 tane günün menüsünü hazırlayalım. Yanına da koyduğumuz ikramlıklardan bu sefer fazla koyalım. Tamam, hazırlanıyor. Tamamdır. İkramın olduğundan müşteri memnuniyetine öncelik verildiği de anlaşılıyor. Vallahi çok cömert bir müessese. Bizim Hakan yönlendirdi Şule Hanım'a. Çok memnun ettim. Ha, çok güzel. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de. Ayakta kalmayın. Buyurun oturun lütfen. Bu arada eviniz çok hoşmuş. Ferah. Klasik ve çok dengeli dizayn edilmiş. Müsaadenizle benim telefon görüşmesi yapmam lazım. İşim gelmeden size bir şey söylemem gerekiyor. Hı hı. Ona sürpriz olacak da. Bu yaptıracağımız eve bir de kış bahçesi yaptırmak istiyorum. Bununla ilgili nasıl ilerleyebiliriz? Firmamızın peyzaj hizmeti de var. Peyzaj mimarımızın programına bakıp sizinle bir görüşme ayarlarım ben. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Neler yapılabilir? Konuşursunuz. Dilan Hanım için en güzelini yapmaya çalışırız. Siz isterseniz şöyle çalışma odasına geçin. Ben eşyalara bakıp geleyim. Tabii. Şöyle koridorun sonunda. Çok güzelsin. Yok canım. Öyle aceleyle ne bulduysam geçirdim üzerime işte. Şule Hanım çalışma odasına geçti. Sen de yanına geç. Geliyorum şimdi. Hadi. Abi biz çıkıyoruz birazdan Cihan'la. Şile tarafına da bakın Fırat. O günkü rüzgar ve akıntının yönüne göre o tarafa sürüklenmiş olması lazım. Bu balıkçı barınaklarına da gidip bir soracağız.
Belki denk gelmişlerdir. İyi düşünmüşsün. Ben de Şahin'in peşindeyim oğlum. İçin rahat olsun. Bu işin peşini bırakmayacağım. El birliğiyle çözeceğiz. Bir bakar mısınız? Sipariş için yardımcı olur musunuz? Tabii. Buyurun, ne arz etmiştiniz? Yalnız ben karar veremedim de sizin önerdiğiniz bir şey var mı? Şöyle vereyim ben size. Sipariş gelince kadar ikramımız olsun. Çok sağ olun. Tavsiyenizi alabilirim. Vallahi bugünkü menümüzde patlıcanlı kebabımız var. Harun Şef de et yemeklerde bir numaradır. Yani dilerseniz getirebilirim. Ben de Yasmin şefimizin hazırladığı beşamel soslu vegan sotemizi kesinlikle tavsiye ederim. İddia ediyorum sebzeyi hiç böyle yemediniz. Madem ikisi de çok güzel diyorsunuz, ikisinden de biraz biraz alayım çocuklar. Tamam. Tabii, olur. Olur. Hallederiz onu, sıkıntı yok. Getirelim o tamam. Zaman. Hemen geliyorum. Çok da lezzetli. Güzel yapmışlar. Bakın bu da geçen sene tamamladığımız bir proje. Hem çok şık hem de konforlu. Evet, kusura bakmayın. Ne diyordunuz? Buyurun devam edin. Dilan Hanım'a daha önceki tasarımlarımızdan örnek çalışmaları gösterin. Bilmem önceki işlerine bakıyorduk. Ev aile için önemli tabii. Hı hı. Müsaadenizle. Alo. Evet. Evet, salı günü erteledik. Modellemeyi arkadaşlar yapıyor şu an. Hı hı. Bu benim çok hoşuma gitti. Ne dersin? Fena değil. Ben niye topladım saçlarımı? Keşke açık bıraksaydım. Öyle daha havalı duruyor. Abartma Dilan. Ne fark eder ki? Hep hormonlar yüzünden bunlar. Toka saçımı sıkıyordu, sonra başımı ağrıtıyor. Açınca biraz rahatladım sanki. Hangisinden bahsediyorsun? Bak bu. Cihan da rötar yapmaya başladı ha. Hanımlar konaktakileri kötü etkiliyor. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol gülüm. Baran ağabeyin meselesini çok iyi düşündü. Dilan'ın kafasını dağıtmasını biraz yardımcı olur. Çok yıprandı son günlerde. Üst üste neler yaşadı. Bizde bir olay geldi mi üst üste gelir hep böyle. Karabey standartı bu. Hamile haliyle çok iyi dayanıyor. Ben bu kadar güçlü duramayabilirdim. Annelinden alıyor gücünü kızım. Ben eminim sen de onun kadar güçlü olurdun. İnsanın bu dünyada evladı için sırtlanamayacağı yük yoktur. Dilan kızım da sen de dirayetlik sınavı verdiniz. İkinizin de aileniz için yaptıklarınıza ziyadesiyle şahit olduk ya.
Vallahi evlatlarından yana şanslı mısın bilmiyorum ama gelinlerden yana durum iyi bir görünüyor. Ne dersin baba? Onlar da bana evlat oğlum. Ben oğullarımdan yana da kızlarımdan yana da çok şanslıyım oğlum. Şükürler olsun. Geç mi kaldım? İşte. Hadi çıkalım. Siz nereye gidiyorsunuz peki? Abimle hava alacağız biraz. Görüşürüz baba. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Otur kızım. Ben şunları mutfağa bırakayım. Bu projemizde gördüğünüz gibi daha çok ahşap ağırlıklı. Ayakkabıları da ne kadar zarif. Hamileliğimden beri düz ayakkabılar giyip ördek gibi yürüyorum. Bir de boyum ondan kısa yani. Yok, ben çok saldım, çok. Kadın şu boyuna rağmen giymiş topuklu ayakkabılarını. Vallahi bravo. Sen hangisini beğendin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Peki hangi projeye daha yakın hissettiniz? Kusura bakmayın, ilgilenemedim bugün. Yorgunum sanırım, ondan odaklanamıyorum. Sen gidip dinlen istersen. Biz Şura Hanım'la devam ederiz. Hayatta olmaz. Yani buna birlikte bakmamız önemli. Biraz daha dayanabilirim. İsterseniz şöyle yapalım. Ben USB'yi size bırakayım. Siz birlikte bakmış olursunuz. Hem bir ön eleme yapmış olursunuz. Dilan Hanım da bugün daha fazla yormayalım bence. Yarın da seçtikleriniz üzerinden bir geçeriz. Öyle yapalım, sağ ol. Tamam, peki. İyi günler, teşekkür ederim. O zaman görüşürüz, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Tabii. Ben teşekkür ederim. Çantamı alayım. Şöyle buyurun. Çok sağ olun. İçecek bir şey ister misiniz? Açık bir ayran alayım. Hay hay, hemen. Bu ne kadar inanç bir şey, Allah Allah. Daha beter ya. Vallahi de bulandı. Ne koydular bunun içine? Rezalet ya. Bir de burayı öve öve de bitiremediler. Esasını para da vermemem lazım ama kaçtı demesinler. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Yasmin! Aa, adam nerede gitmiş? Vallahi ayran istedi benden, ayran getirdim, adam yok. Yemekleri de yememiş bu adam. Vallahi beğenmedi herhalde. Aslında benim kebabımı da bayağı beğenirler de. O senin yemeklerin de efsane oluyor. Orası farklı. Dur neyse. Bir bakalım bakalım. Neden beğenmemiş?
bu ne ya? Çok kötü bu. Dede bek çok kötü. Hı-hı. Allah Allah. Ne oldu Harun? Harun ne oluyor? Dur bir ben de bakacağım. Allah Allah. Dur bakayım. Harun bu ne? Yenmez ki bu. Dur içme sakın dur. Bırak çok kötü. Bu ne böyle ya? Mimarımız Şule Hanım yeni ev için. Biz çoktan tanıştık kızım. Hay Allah. Ya kusura bakmayın. Ne oldu? Fırat nerede? Cihan'la dışarı çıktı onlar. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Var bir şeyler ama anlayamadım ki. O zaman haber bekliyorum sizden. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. Hangi konuda haber bekliyorsun Şule Hanım'dan? Örnek projelerle ilgili. Alo, canım nasılsın? İyiyim güzelim, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Aynen, ben de çalışıyorum. Şimdi senden yeni işimle alakalı bir şey isteyeceğim. Dinliyorum. Şimdi Hakan beni Baran Karabey'e yönlendirdi. Yeni bir ev yaptıracaklar. Yalnız Baran Bey eşi için kış bahçesi düşünüyor. Sürpriz olacak. Çok özeniyor. Anlamaya başladın galiba. Evet. Peysaj için senden daha iyisi olamaz diye düşünüyorum. Şimdi elindeki bütün işleri erteliyorsun. Karabey çiftine yakışan ruhu olan bir şey yapmalıyız. Baran Bey'le bir görüşme sağlayacağım sana, tamam mı? Emir büyük yerden. Ben senin istediğin herhangi bir şey reddedebilir miyim? Grubu hemen bakıp haber vereceğim sana. Ha, bu arada sen alerji ilaçlarını aldın mı? Aldım. Sen de bütün gün aç kalıyorsun. Yemek yemeyi ihmal etme, tamam mı? Tamam canım. Toplantım daha yeni bitti. Şimdi yemeğe gidiyorum. Tamam mı? İçin rahat et. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam canım. Görüşürüz. Dilan kızımı iyi gördüm. Evet. Bu ev işi heyecanlandırdı onu. Projelere bakmak, yeni şeyler düşünmek iyi geldi. Hala biraz dalgın ama atlatacaktır. Güçlüdür o. Kesinlikle. Hadi oğlum, işi beklemez. Biz geçelim. Aslında çok da güzel değil yani. Havası var ama çok zarif bir kadın. Gül, sence ben bu kiloları verebilecek miyim? Verebileceksin tabii Dilan. Niye veremeyesin ki? Ayakları yan basıyordu, fark ettin mi? Yok, ben ayakkabılarına odaklanmıştım. Öyleydi vallahi, eminim ben. Yan basıyordu. Sen de bir dahakine dikkat edersin. Saçların uçlarında da kırıklar vardı. Hem çalışıp hem bakım yapmak zor oluyordur tabii. Alnında da botoks mu vardı onun? Bilmem, fark etmedim. O kadar da baktım halbuki.
Vardı vardı. Ya ben de o kadar makyaj yapsam, bakım yapsam ben de güzel olurum. Öyle tabii. Şile'deki bütün bağlaşılar senin adını verdi. Civarda girip çıkmadığınız koy kalmamış. Bilirse Tufan abi bilir dediler. Sağ olsunlar ama ben kimseyi görmedim. Polise de öyle söyledim zaten. Kim bu aradığınız adam, önemli biri mi? Seninle de bir haber alırsan, görüp duyarsan ara bize mutlaka. Telefonunu alayım. Telefonumu, adımı yazıyorum buraya. Fırat Karabey ben. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bak, bunun tarzını beğendim. Şık bir şey. Rahat ve kullanışlı görünüyor. Evet. Ama önceki de güzeldi. Odaların ışık alma tarzı daha iyiydi sanki. Haklısın. Ev aydınlık olmalı. Gerçi benim muazzam bir ışığım var. Sen bu işe neden şöyle hanıma verdin? Hakan Bey demiştin diye hatırlıyorum. Hakan yurt dışında olduğu için Şule Hanım'a önerdi. Aslında Hakan'ın burada olmadığını biliyorsun, konuşmuştuk. Hatırlamıyorsun galiba. Olabilir. Bu nasıl? Mutfağı çok küçük, beğenmedim. Peki. Şuna bakalım o zaman. Şule Hanım da sağ olsun, işi gücü bırakmış, önceliği bize vermiş. Özel müşterisiz galiba. Evet, sağ olsun. Sen daha önce hiç çalıştın mı Şule Hanım'la? Hayır. Ama ödüllü bir mimarmış varmış. Hakan çok methetti. Ödüllüymüş demek. Ne güzel. Hem başarılı hem güzel. Bak, bu iyi sanki. Hı? Beklentilerimize yakın. Evet, güzel ama biraz mutfağı büyütmek lazım. Sonuçta ben size yemek hazırlarken sen de oğlumla beraber yanımda oturacaksınız. Birlikte muhabbet edeceğiz. Benim için senin isteklerin önemli. İçinde en çok sinirini bulana kadar bakmaya devam. Kaç yıllık mimarmış? Bilmem. Yaşı? Sen altından kalkamaz diye endişe mi ediyorsun? Yani şey... Korkma. Hakan öyle herkese kolay kolay referans olmaz. Önerdiyse mutlaka işinde gelir. Evimiz çok güzel olacak. Hadi bakmaya devam edin. Ya öyle işte. Adam her şeyi öylecine koyup kaçmış gitmiş yavruşum. Vallahi ya. Adam kaçıp canını kurtarmış resmen. O yemekler neydi öyle Yasmin ya? Ya ne bileyim, ben de anlamadım ki. Ya neyse gençler, tamam. Yani olan olmuş artık. Hem bak, siz şu malzemeleri iyice bir kontrol etseydiniz ha. Hani arada bozuk falan bir şey çıkmasın. Ha? Vallahi siz bununla yırttığınıza şükredin. Ya adam gurme ise. Cidden ha. Ya adam gurme ise. O gurme değil. Yani ben öyle bir izlenim almadım adamdan.
Açıkçası adam gizli görevde olduğu için o izlenimi almamamız normal Haruncuğum. Yani mümkün olabilir. Hatta var ya, bence kesin o. Yok değil. Ben olsa anlardık ya. 40 yılda bir hata yaptık. O da bana denk geldi ya. İşte benim yüzümden. Dikkat etseydim böyle olmazdı. Ya tamam, kendini suçlama hemen. Hata bende. Benim önce kontrol etmem lazımdı. Etmedim. İhmal ettim yani. Ya iş başında hata olmaz. Baharatlar yüzünden. Ya bir şey yanlış koydum ama ne anlamıyorum ki? Ya seninki dalgınlıksa benimki misli dalgınlık zaten. Ya kontrol etmediğin yemeği müşteriye niye verirsin? Hata bende işte. Ya tamam Harun ya, ne inat ettin. Hayır, ben hatamı kabul edecek olgunlukta değil miyim yani? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Kaldıramıyor muyum? Yasmin, ne alaka ya? Ben öyle bir şey mi söyledim sana? Ya seni düşünmek de kabahat ha. Bak gördünüz işte, ağzımla söyledim. Ya tamam. Tamam çocuklar, bitirin artık ya. Bak kimse zehirlenmedi. Kimseye bir şey olmadı. Değil mi? Bir şey olmadı. Ya dalgınlıkla bir hata yapıldı işte. Ya bitti. Bitirin konuyu. Bir şey yok ya. Hem bak o adam zaten gurme falan olsaydı şimdiye kadar yazmıştı bir yerlerde. Değil mi? Şişt. Sen de büyüyünce gurme mi olacaksın he? Tabii bahçede senin için önemli. Evet. Ağaçlarla dolu bir bahçemiz olsun. İnsan huzuru yeşilde, mavide, bir de sevgide buluyor. Rengarenk çiçekler de dikeriz. Böyle bir oturma köşemizde olsa harika olur. Birlikte kahve içebilelim diye mi? Meyve ağaçlarını da unutmayalım tabii. Elma, şeftali, erik, nar, ayva, kayısı ağacı da dikelim. Ay kayısı dedim canım, bir kayısı çekti. Olsa da yesek. Şu an geç bir saat ama eğer istediysen erkeni geç yok. Hemen çıkıyorum. Yok canım, ben öylesine söyledim. Gitme. Bu saatte nereden bulacaksın zaten? Bir de bu mevsimde. Ben hallederim. Ben de geleyim o zaman. Yok, sen yorulma. Gidip gelirim hemen. Projelere baksan. Sen evimize uğraş. Ben de karımla. Tamam? Tamam o zaman. Hayırdır abi? Gece gece nereye böyle? Kayısı. Dilan'ın canı kayısı çekti. Adamlara da söyleyeceğim, 4 koldan kayısı arayacağız. Baba olmak kolay değil ha? Bu zorlukların en kolayı. Siz ne yaptınız? Akşam görüşemedik. Vallahi Şile'de balıkçılarla konuştuk ama Cevher Deniz yok. İstersen ben de geleyim, detaylı anlatayım yolda. Tamam. Gül'e haber ver de merak etmesin. Uyuyor. Hadi o zaman. Tamam. Uyumadığını biliyorum. Mis gibi koktu zaten. Yutkununca da açık verdi tabii. Hmm.
Gerçekten harikaymış bu. Çok teşekkür ederim. Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Fırat'la birlikte gittik. Adamların hepsini de seferber ettim. Karımın aşerme operasyonu başarıyla tamamlandı. Gece gece yormasaydın adamları. Oz, konu sen olunca hepsi seve seve koştu. Hatta kuru yaş ne buldular saldılar. Sağ olsunlar. Yemeğe ne kadar önem verdiğini gördülerse demek. Ben de diğer meyvelerden aldım. İsteklerindeki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak lazım. Allah Allah. O zaman şimdi ne istiyorum ben biliyor musun? Hı. Bu tabağın hepsini tek başıma yemek. Gece gece benim meyve peşinde koşturduktan sonra o mümkün değil. Ama bunu bana almıştın. Tamam, birlikte yiyelim. Bebeğin canı çekiyor. Benim de canım çekiyor. Sana vereyim bir tane. Ama sen sadece kayısı istemiştin, bak bunlar hepsi benim. Sen şunu al bir dakika. Ama tabak benim. Tamam. Gerçekten çok canım çekiyor. Tek başına bitiremezsin zaten. Biter biter. Şunu ver bana. Tamam, onu sen. Tamam, şunu tut. Günaydın. Günaydın. Sabah sabah bu ne güzellik. İçim açıldı. Ne yani? Diğer günler içini mi kapatıyordun? Birazdan Şule Hanım gelecek. Benim birkaç telefon açmam lazım. Onunla sen ilgilensen. Tabii tabii. Sen rahat ol. Biz hallederiz, sana gerek yok zaten. Demek bana gerek yok ha. Peki. Yani ben sen işlerini rahat rahat hallet diye dedim. Ne yaptın Cevriyem? Doyurdu mu karnını cimcime? Karıcığım? Hı. Ne oldu? Niye asık suratın böyle? İki gündür kızı güzel emziremiyorum kocam. Sütüm az geliyor. Ya yetersiz besleniyor diye de tedirgin oluyorum böyle. Yapma ya. Şey veremiyor muyuz hani böyle... Takviye gıdalar falan diyorlar ya. Aç kalmasın çocuk Cevri. Yok hocam, o birkaç haftalık bebeği olmaz. Ne yapacağız o zaman? Yani muhakkak vardır bir çözüm Cevri. Valla maydanoz su için diyorlar ama... Yani bir onu deneyeceğim. Eğer işe yaramazsa da gidip doktora danışacağız artık. Tamam, ben gidip alayım hemen maydanoz. Gitme evde var. Olmaz Cevri'm, olmaz. Onlar olmaz ya. Eskimiştir, pörsümüştür, canı kaçmıştır onların. Ben hemen gideceğim, alacağım taze mis gibi, tamam mı? Alıp gelirim hemen. Tamam, şişt, bana bak. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın abi. Dilan Şule Hanım'ı karşılayacaktı, gördünüz mü? Çalışma odasındalar.
Abi, yalnız geceki Kaysı maratonundan sonra iyi uyanmışsın ha. Vallahi hayatımda ilk defa mala başladım. Babalık daha sana bir sürü ilkler yaşatacak oğlum. Rahmetli anneniz size hamileyken baş erdiğinde ben de az düşmemiştim yollara. Babaanne, iyi misin? Babaanne hadi gel. Gel içeri geçelim, dinlen başım, biraz. Başım. Hadi. Başım döndü çocuklar. Tamam. Başım döndü. Gel. Getir onu. Tutturun şöyle. Ne oldu anam? Neyin var, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim sağ ol. Endişeye mahal yok. Böyle bir an gözüm karardı o kadar. Ayran mı yapsak acaba? Doğru diyorsun anne. Belki de tansiyonu düşmüştür. Sağ ol kader. Lüzum yok. Uykusuzluktan sanıyorum. Ben biraz odamda dinlensem kâfi. Kader Hanım. Örnek projeler sayesinde ne istediğimi daha iyi anladım ben de. Bakın ilgimi çekenler şunlar. Evet, seçtiklerinize bakınca çok iyi anladım ne istediğinizi. Mutfak sizin için önemli sanırım. Evet, tüm ailenin bir arada olduğu bir yaşam alanı olarak düşünüyorum mutfağı. Mutfak sohbetlerini hep sevmişimdir de. Odalar için de hem şıklık hem rahatlık önemli. Kesinlikle katılıyorum. Ben sizin beğendiklerinizi o halde baz alarak yeni bir proje hazırlayacağım. Annemi iyi görmedim. Nesi vardı acaba, aklım kaldı ya. Benim de. İnsan ne kadar kızsa da affedemese de kanı canı işte. Onun eline diken bassa senin yüreğin kanıyor. Biz Fırat abiyle biraz dışarı çıkacağız. Ben de sinemaya gidelim mi diyecektim. Güzel bir film gelmiş. Akşam gideriz gülüm ha. Şimdi Cihan'la biraz işimiz var da. Ya birkaç parça bir şey alacaktım da ben kendime. Karar veremedim. Fırat abiye danışayım dedim. Hadi aslan. Hadi abi.
Süt yapan gıdalar. Bol sıvı tüketmek. Zengin proteinli gıdalar. Ben geldim. Koca. Hayırdır inşallah ya? Bunlar az olmuş. Biraz daha alsaydın Cevit bütün manavı getirmişsin. Yok Çevrem ama hakikaten az daha fazla alabilsem alırdım yani. Diloşumuz güzel beslensin diye. Bak şimdi bunlar sayesinde güzel güzel sütünü arttıracağız seni. Cevdet, ben bu kadar otu yersem yeşiririm vallahi. Sütüm de yemyeşil gelir. Ay bir demet yeter de ayol. Vallahi sana vur deyince öldürüyorsun. Olmaz Cevrem, olmaz. Ya bu ottur. Sıhhattir neticede. Ne olacak ya? Yeriz. Ne olacak? Yemeklere falan katarız. Ben de yerim. Eşlik ederim. Sorun yok. Mutfağa götürüyorum. Geliyorum. Çok güzel. Ailem adamsın vallahi Cevdet. Bu da maydanoz suyu. Her yer maydanoz suyu yani ben ne yapayım? Hiçbir alan boşa gitsin istemiyorum. Mutlaka bir amaca yönelik tasarlayın. Günaydın. Günaydın. Hani görüşmelerin vardı? Gelmeyecektin. Görüşmeleri bitirince size katılayım dedim. Neler yaptınız? Beğendiğiniz projeler üzerinden geçtik. Son olarak da iş tasarıma dair detayları konuştuk. Dilan Hanım'ın fikirlerine göre yeni seçenekler göndereceğim. Güzel. Projeleriniz gerçekten çok güzel. Göndereceğiniz seçenekleri de bekliyoruz. Tabii. Fulya Hanım. Ben detayları not aldım. Müsaadeniz o halde. Sen yorulma. Ben işe gelirim. Peki. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Beklentilerinizi çok net anladım. Hoşunuza gidecek birkaç bir şey var kafamda. Görüşmek üzere. Sizden telefon bekliyorum. Çıkar çıkmaz arayacağım. İçim rahat etmedi. Geçirmek istedim. Hoşça kalın. Çok incesiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Karabeyler her yerde seni arıyor. Az da ortada görünme. Tamam. O gün cevahirini... Yasmin gel gel. Ne oldu? Ya bizim dükkanın değerlendirmesi çıkmış. İnternette araştırdım da en başa çıkıyor. Ay ciddi misin? Gel. Hadi bakalım oku hemen ne yazmış. Dur okuyorum. Öncelikle içeri girdiğinizde sizi çok kibar bir şekilde karşılıyorlar. Müşterilerle iletişim gayet sıcak, güzel. Nezaketten tam puan aldılar. Güzel. Evden çıkarken aynaya bakmayı unuttuysanız sorun değil. Çatal kaşıkları ayna gibi pırıl pırıl. Oradan kendinizi gayet net bir şekilde görebilirsiniz. Temizlik ve hijyen aynı şekilde başarılı. Menü gayet net ve anlaşılır. Atmosfer samimi. Hele lokantanın sahibi iki aşık var ki... İlk bakışta size büyük bir huzur veriyor. Ama keşke bu iki aşık... Yemeklerin içine yanlış baharatlar yerine sevgilerini katsalarmış. Maalesef karbonat konsepti tam bir facia.
Hele ki beşamelli vegan sote tam bir suikast yemeğiydi. Yemeği yer yemez gözlerim kapandı, öleceğimi düşündüm. Gurme notları yerine az kalsın vasiyetimi yazıyordum sevgili takipçilerim. Neyse ki önceden ikram edilmiş ve içine karbonat atmayı unuttukları limonatadan içerek hayata tekrar sıkıca bağlandım. Kısacası ölmeden önce gidilmemesi gereken lokantalar listesinde ilk sırada yer alan bu lokantaya gitmemenizi şiddetle öneririm. Yeni ve daha güzel tadımlarda görüşürüz. İştahınız bol olsun. İştahımı bıraktı. Karbonatmış. Dedim sana benim suçum diye. Ya seninle konuşurken tuz yerine her şeye karbonat atmışım işte. Ya Yasmin tamam yapma sen de ya. O da amma abartmış yani, yok ölüyordum bayılıyordum falan. Takipçi katacak ya. Bir son yazmış işte. Ya insanlık halinden anlamayan adamın yazdıklarına bu kadar takılacak mısın sen ya? Ya karbonat attın sonuçta yani. Fare zehri atmadın ya. Yasmin. Yasmin şef. Tamam asma suratını. Olur. Bak böyle yaparak beni daha fazla üzüyorsun sen. Ben bir mutfağa geçeyim. Ben seni yakalarım Gurme. Ben seni yakalarım. Düşündükçe ahşap döşemeye yaklaşıyorum ben. Çok sıcak bir havası var. Şu sarı şamlar özellikle. Şule'den ne telefonu bekliyordun? Şule Hanım mimarımız yani. Evimizle ilgili bir telefon bekliyorum. Hayır anlamadım. Konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Daha neyin telefonunu bekliyorsun ki? Hem madem evimizle ilgili niye beni aramıyor da seni arıyor? Sen ben fark eder mi Dilan? Sen hani gelmeyecektin yanımıza? İşlerin vardı, niye geldin? Merak ettim. Neyi merak ettin? Evi. Sen kıskanmış olamazsın değil mi? Kıskanmak mı? Ne alakası var canım? Nereden çıktı şimdi bu? Saçmalık. Gerçekten çok ayıp. Gördün mü yaptığını? Çeneni tutamadım, anladı işte. Ona güvenmediğimi düşünmez umarım. Konu paran değil ki. Konu benim. Şu halime bak. İyice tombik dönere döndüm. Baran Bey, peyzaj mimarımızla görüşmeyi ayarladım. Zaten kendisi eşim olduğu için sizin projenizi öne almasını rica ettim. İsterseniz gün içinde görüşebiliriz. Akşam dışarıda görüşelim. Doğru. Dilan Hanım'a sürpriz olacağı için dışarıda görüşmemiz daha mantıklı. Evet. Dilan'ın haberi olmamalı. Bir yerde buluşup kahve içer konuşabiliriz.